Merhaba arkadaşlar, El İşi Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım El İşi Sevdası 5. Beni bu hesaptan da takip edip desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlere Ağlayan Gelin lifimin yapım aşamalarını göstereceğim. Çok istek alan bir lifim. Umarım sizler de beğenerek benimle birlikte çalışırsınız. Taban olarak çiçek taban kullandım. Çiçek tabanın yapım aşamasıyla başlamak istiyorum öncelikle arkadaşlar. Bunun için beyaz ipimiz var. İpimizi alıp 6 zincir yapıyoruz. 4, 6. 6 zincirimizi çalıştıktan sonra 6, 7 elinizin sıkı ya da gevşekliğine bağlı olarak zincir sayınızı artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Zincirimizi halka şeklinde yaptık. Daha sonra dörtlü fıstıklarla halkamızın iç kısmına dolgu yapıyoruz. Aralarda 2 zincir kullandım. Bakın tığımıza dolayarak. Bu şekilde. İpimizi biraz inceltiyoruz. Halkamızın iç kısmına 6 fıstık çalışacağız. İki, dört, bir, iki, son fıstığımızı çalışıyoruz. İki zincir yapıp bakın bu şekilde. İki zincir yaptıktan sonra birleştirdik. Şimdi ister bu üst kısmı çalışabilirsiniz, isterse bu yuvaya çalışabilirsiniz. Dörtlü fıstık çalışmamızı yapıyoruz. Kapalı fıstık çalışıyoruz. Birinci fıstığımızı kapattık. Şimdi üst kısmına açık fıstığımızı çalışıyoruz. Bakın birinci açık fıstığımızı çalıştık bu şekilde. Daha sonra bu alt yuvaya çalışıyoruz. İkisini birlikte topladık. Aralarda 2 zincir kullandım. Bakın bu yuvaya çalışıyoruz tekrar. Kapalı fıstığımızı çalıştık. Üst kısmına çalışıyoruz. İkisini birlikte topladık. Bu şekilde sıra başına kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde iki zincirimiz sonumuza geldik, sıra sonumuza. İki zincirimizi yaptıktan sonra birleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu birleştirdiğimiz noktaya birinci kapalı fıstığımızı çalıştık. Bakın bu şekilde. Şimdi üst kısmına çalışıyoruz arkadaşlar. Alt yuvaya çalışıyoruz. Daha sonra bu alt yuvaya çalışıyoruz. Yan yuvaya pardon. 3 açık fıstık yaptık. Bu açık fıstıklarımızı üçünü birlikte topladık. Şimdi her dilimde uygulamış olduğumuz artırma işlemini uygulayacağız. 2 açık fıstık yapıp bakın bu kısımlara ikisini birlikte topladık. Birinci dilimimizi bu şekilde oluşturduk. Tekrar diğer dilime geçişte birinci fıstığımızı kapalı fıstık olarak çalışıp devam ediyoruz. Bakın birinci de bir fıstık, ikinci de iki fıstık. Bu şekilde orta kısmı tamamlıyoruz.
Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde 7 fıstık olasıya kadar artırma işlemimize devam ettik. Şimdi eksiltme işlemimizi yapıp çiçek tabanımızı yapacağız bu şekilde. Eksiltme işlemimizi göstereceğim. Bunun için ipimizi bu kenar yuvaya sabitliyoruz. Şimdi bakın bu şekilde. Birinci kapalı açık fıstığımızı çalışıyoruz. Daha sonra yan yuvaya açık fıstığımızı çalışıp İkisini birlikte topladık. Bu bizim her sıra başında uyguladığımız eksiltme işlemi. Devam ediyoruz. Bakın bu kısma çalıştık. Daha sonra alt yuvaya, yan yuvaya. Üçünü birlikte topladık. Bu şekilde sıra başına kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna geldik arkadaşlar. Birinci açık fıstığımızı çalışıyoruz. Alt yuvaya çalışıyoruz fıstığımızı. Son yuvaya çalışıyoruz. Bakın üçünü birlikte topladık. Bakın bu kısımda artırma işlemini uygulamıyoruz. Bu şekilde çalışmıştık. İpimizin arka kısmını çevirip sıra başlarında uygulamış olduğumuz eksiltme işlemini uyguluyoruz. Bakın ikili. İkisini birlikte toplayıp üçlü açık fıstık çalışarak eksiltme işlemimize devam ediyoruz. Sıramızda. Üçünü birlikte topladık. Bu şekilde 3 fıstık kalasıya kadar eksiltme işlemimize devam edip çiçek tabanımızı oluşturuyoruz. Eksiltme işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde 3 fıstık kalasıya kadar çalıştık. Şimdi oyamızın yapım aşamasını göstereceğim. Oyamız için ipimizi kenar kısmı sabitledik. Bunun için beşli fıstık çalışıyoruz. Fıstığımızı kapattıktan sonra bakın bu yuvaya ekliyoruz. Tekrar beşli fıstık çalışıp kapattık. Bu kısma ekledik. Bu şekilde kenar oyamızı bütün çevresine çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar saçlarımızı çalışacağız bu şekilde. Bunun için yaklaşık 15-16 santimetre parmağımız yardımıyla bu şekilde sardıktan sonra 12 kez dolama yaptım. 12 kez doladıktan sonra bakın bu şekilde saçımızın uç kısmını kestik. Bakın bu şekilde saçımız oluştu elimizde. Ondan sonra şimdi evet örnek parça üzerinde göstereceğim size. Bu şekilde bakın şu son kısımdan tığımızı geçirip saçımızı geçirdik. Bakın bu şekilde iç kısmından geçirdik. Bakın önemli olan bu kısmın bu şekilde düzgün olması. Aynı işlemi bu kısma da uyguluyoruz. Saçımızı alıp bakın bu son kısımdan tığımızı geçirdik. Bakın bu şekilde saçlarımızı geçirdik. Şimdi topuzumuzu çalışacağız.
Şimdi topuzumuzu çalışacağız arkadaşlar. Bunun için bakın bu kısımdakini böyle, bunu da üst kısma koyuyoruz. Bu şekilde. Çok gergin, çok da gevşek bırakmadan alt kısmından ipliğimizi geçirerek bağlıyoruz. Bakın bu şekilde bağladık. Arka kısmımızdan da bağlayıp bu şekilde bu kısım altta kalacak, bu kısım üstte kalacak. Şimdi bağladığımız ipi bakın bir, bu kısımdan 1, 2, 3 ve dördüncü de dördüncünün orta kısmına, bakın bu kısma 1, 2, dördüncünün orta kısımdan o kısımdan ipimizi geçirip bağlayacağız, saçımızı sabitleyeceğiz. Saçımızı bağladık. Saçımızın alt kısmını oluşturduk. Şimdi topuzumuzu oluşturacağız. Topuzumuz için bakın şu kısma kadar uzantısını ayarlayıp bağlıyoruz tekrar. Diğer topuzlarımızın da eşit olması için bakın bu kısma, bu kısma kadar olan kısımda düzenleyip topuzumuzu bağladık. Şimdi fazlalığımızı kesip temizleyeceğiz. Bakın bu şekilde oluştu topuzumuz. Yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde. Şimdi topuzumuza bombelik vereceğiz ve dikeceğiz. Bu şekilde iç kısmı kıvırdıktan sonra beyaz ipliğimizle topuzumuzu dikeceğiz. Şekil vererek. Dağınıklıklarını toplayarak iğne yardımıyla bakın topuzumuzu diktikten sonra ipimizi sabitleyip sıkılaştırıp kopartıyoruz. Evet, topuzumuzu bu şekilde çalıştık arkadaşlar. Topuzumuz bu şekilde oluştu. Şimdi duvağımızı çalışacağız.
Saçımızı ve topuzumuzu bu şekilde çalışmıştık arkadaşlar. İğne yardımıyla topuzumuza biraz düzen veriyoruz. İğne ve iplik yardımıyla bakın. Saçımız bu şekilde, topuzumuz da bu şekilde bombelik vererek çalıştık. Şimdi duvağımızı çalışacağız. Duvağımız için bakın bu kısımda bu yuvadan ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Duvağımızı örümceklerden çalıştık. Bakın birinci örümceğimi yaptım. İkinci örümceğimi de yaptım. Bakın bu kısma birinci örümceğimi sabitledim. Tekrar ikinci örümceğimi çalışıyorum. Bunun için bakın bu kısma sabitledim. Tekrar örümceğimi çalışıyorum. Bakın bu kısma örümceğimi sabitledim. Tekrar saçımızın çevresindeki yuvalara batarak 4 örümcek çalışıyoruz ilk başta arkadaşlar. Daha sonra saçımızın bakın bu yan kısmına örümceğimi sabitledim. Bakın bu şekilde 4 tane örümceğim oluştu. Şimdi tekrar ikili örümcek çalışıyorum. Saçımızın kenar kısmından bakın bu örümceğe sabitliyorum. Devam ediyorum tekrar. Bakın yanındaki örümceğe sabitledim. Tekrar ikili örümcek çalışıyorum. Bakın bu yanındaki örümceğe sabitledim. Tekrar ikili örümcek çalıştım. Bakın bu kısma sabitledim. Tekrar ikili örümcek çalışıyorum. Bakın bu kısma sabitledim. Tekrar çevirdim. Tekrar ikili örümcek çalışıyorum. Bakın çevirdikten sonra son kısma gelmiştim. Tekrar üst kısmına örümcek sabitledim. Tekrar ikili örümcek çalıştım. Bakın bu kısma sabitledim. Tekrar ikili örümcek çalıştım. Yanındaki örümceği sabitledim. Tekrar ikili örümcek çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kenarına sabitledim. Tekrar ikili örümcek çalışıyorum. Bakın bu son kısma sabitledim. Döndüm. Bu sefer tek örümcek çalışıyorum arkadaşlar. Son sıramı çalışıyorum. Bakın döndükten sonra bu kısma sabitledim. Şimdi ikili örümcek çalışıyorum. Bakın bu kısma sabitledim. Son sıramı yapıyorum. Bakın bu şekilde oluştu. Tekrar ikili örümcek çalıştım. Bu kısma sabitledim. Tekrar ikili örümcek çalışıyorum. Devam ediyorum. Bakın bu kısma sabitledim. Tekrar ikili örümcek çalışıyorum. Bakın bu kısma sabitledim. Tekrar ikili örümcek çalıştıktan sonra
Bakın son kısma. Bakın. Bu son kısmı tekrar sabitliyorum. Çevirdikten sonra tekrar ikili örümcek çalışıp bakın bu kısma sabitledim. Bakın bu şekilde. Tekrar ikili örümcek çalıştım. Tekrar bakın. Bakın ikinciden sonra 1 ve 2 örümcek çalıştım. Şimdi çevirdim. Alt kısmının uzunluğunu sağlıyoruz. Artık buraya kadar gitmiyoruz. Alt kısmının uzunluğunu sağlamak için geri dönüş yaptım. 2 örümcekten sonra bakın bu şekilde bu kısma sabitliyorum. Tekrar 2 örümcek yapıp bakın bu kısma sabitledim. Duvağımızı bu şekilde çalışmış olduk. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Duvağımızın uzunluğunu da sağladık bu şekilde. Duvağımız bu şekilde çalışırdı. Aynı işlemi karşı tarafı da uyguluyoruz. Bakın bu kısma, bu kısma, bu kısma ve bu kısma batarak 4 örümcekle devamını sağlıyoruz bu şekilde. Duvağımızı çalışıyoruz. Şimdi duvağımızı karşı duvağımızı da çalıştım ben bu şekilde arkadaşlar. Aynı. Daha sonra bakın. Bu kısmının büzgülüğünü vermek için. İğne ve iplik yardımıyla. Uç kısımlarını hafif büzdürüyorum. Bir örümcekten. Daha sonra inciliğin süslemesine geçeceğim. Bakın bu şekilde. Şimdi 5 tane incimiz var. 5 tane incimizi alıyoruz. Topuz kısmına geçireceğiz. Üç. Dört. Ve 5. Bakın. Bu kısmı bu şekilde süslüyoruz inciyle. Bakın topuzumuzu bu şekilde süsledik. Daha sonra duvağımızda her örümceğin bu kısımlarına birer inciyle dikip duvağımızı süsleyeceğiz. Bakın bu şekilde içinden geçerek karşı kısma geçiyorum. Tekrar inci alıyorum. Dikerek duvağımızın ön kısımlarını bakın bu şekilde incilerle şu duvağımızın son kısmına kadar incilerle süslüyoruz. Bu şekilde incilerimizi duvağımızı diktik arkadaşlar. Şimdi gözlerimizi çalışacağız. Gözlerimiz için bakın bu kısımdan siyah ipliğimi geçiriyorum. Çok bol bırakmıyorum. Tekrar aynı yerden karşı tarafa geçiriyorum. Çentik atacağım iğneyle. Bakın 3 tane. İğnemi bu kısımdan çıkardım. Geçip tekrar bu kısımdan çıkardım.
Gözümüzü de bu şekilde çalıştık. İpimizi sabitleyip kopartacağız. Birinci gözümüzü bu şekilde çalıştık. Şimdi bu kısma ikinci gözümüzü çalışacağız. Diğer gözümüze de aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Bakın. Bu kısımdan bu karşı kısma şimdi gözümüze çentikler atacağız. Bir tane kenara. Bir tane orta kısma. Daha sonra ipimizi sabitleyip kopartıyoruz. Bakın. Bu şekilde gözlerimizi çalıştık. Şimdi ağzımızı çalışacağız. Ağzımız için bakın bu kısımdan kırmızı ipimizi alıyoruz. Çok bol değil, çok da sıkı değil. Tekrar aynı şekilde aynı gözlerdeki gibi çentik atarak 3 tane ağzımızı oluşturacağız. Bakın bu şekilde. Evet, ağzımızı da oluşturduk. Sıkılaştırma işlemini yapıp bu şekilde ipimizi kesiyoruz. Evet. Ağzımız, gözlerimiz oluştu. Şimdi ağlayan gelinimizin gözyaşını çalışacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gözyaşımız için mavi ipimizi alıp gözyaşı damlası oluşturacağız. Bu şekilde. İğne yardımıyla şimdi ipimizi sabitleyip kopartacağız. Gözyaşımızı da oluşturduk bu şekilde. İpimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Üç tanesini gözyaşı olmadan yaptım. Diğer kısımlarına üç tanesine de gözyaşı koydum. Bu şekilde lifimizi tamamladık. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.